Engin? Sen gitmedin mi? Hayır Gümüşhanım. Ne yapacağız peki? Hiçbir şey. Üzerine bir bardak soğuk su içeceğiz. Sen gitseydin keşke. Engin inan gelmem mümkün olsaydı gelecektim. Bir duysan evde olanları. Ama duymak istemiyorum Gümüş. Gümüş Hanım bakın ben bu sabah bir karar verdim. Sizinle yanlış bir çalışma ortamı yaratmışız. Yani sizinle ne kadar yakın bir ilişkimiz olursa... ...siz benim niyetimi o kadar çok rencide ediyorsunuz. Ya böyle söyleme ne olur üzülüyorum. Bu daha adil olur zaten. Çünkü sürekli size inandığım için ben üzülüyorum. Artık sadece iş arkadaşıyız. Sizin daha fazla dostumuzun arkasına sığınıp işi ve beni yok saymanıza göz yumamam. Her şeyin bir sınırı olmalı değil mi? Hı? Haklısın. Ya ne olur bu kadar kızma. Haftaya gidip işlemleri başlatsak. Ha? Yo yo. Ben ağzımın payını aldım Gümüş Hanım. Bugün iki günlük işe gelmemen demek... ...yarın hiç gelmemen demek. Zaten yeteri kadar yüküm var benim. Tek başıma böyle bir yükümlülüğün altına girmek istemiyorum Gümüş Hanım. Haberiniz olsun bu Paris işi yattı. Benim yüzümden mi? Engin ne olur kestirip atma böyle. Hem Aysel Hanım'a verdiğimiz sözler var. Sözleşmemiz var daha. Biz şirket olarak sözlerimizi tutmamaya alıştık artık zaten. Sözleşme içinde tazminat ödeyeceğiz. Sabah öpücüğü vermeden hiçbir yere gidemezsin. Tamam. Dua edelim hayatım. Bakarsın iyi olur. İnşallah bebeğim. Gümüşcüğüm şimdi kapamam gerekiyor. Akşam eve geçerken ara tamam mı? Tamam canım. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum bebeğim. Merhaba Engin. Aradın mı fabrikaya gitmişsin? Evet. Yerinin işleri takip etmesi gerekiyor. Siz yine gecikmişsiniz. Pınar'la doktora gittim de. Geçmiş olsun. Sağ ol. Anladım. İyi akşamlar. İstersen kullan arabayı sen. Ben ilgilenirim. Saçmalama. Ne olacak? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.